artık yayındayız. Günaydın Antalya, günaydın insanlık, günaydın güzel ülkemiz. Günaydın doğusundan batısına, kuzeyinden hemen güneyinde Kıbrıs'ına. Hadi biraz daha Avrupa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya da gidelim madem. Hepinize günaydın. Trabzon'umuza gidelim mi? Ordumuza, Samsun'umuza. Evet, hemen herkese Giresun'a. Günaydın. Günaydın, evet. Şimdi dün yoktum. Yine açılışı yalnız yaptın. Özellikle ben oturdum. Evet. Dediler herhalde yine. Yok, hiç hissedilmedi falan yokluğun. Öyle kendi üzerine düz, malzeme çıkarmaya kalkmıyor. Dün sallamışsın. Arkadaşım. Benim yokluğumda sallamışsın. Yok Yalçın maça gidiyor. Ben maça gitme diyorum. Hasta oluyor, sakatlanıyor bilmem ne biz yapıyor. Biz adamın arkasından konuşursak yüzüne karşı da ekrandan konuşuruz. Onu söyleyeyim. Gidiyorsun. Gitmeyeceksin. Ya bu arada maça gitmemiştim ama. Hemen şimdi Face açınca Şerif Ali Toprak diye bir Konyalılar Derneği'nin önceki yönetim kurulu üyesi vardı. Burada hemen nasılsın demiş. Ben de ona bir hitabım vardı. Başbakan'a benzediği için. İyiyim başbakanım. Sen iyi misin? Sen nasılsın dedim. Ahmet Davutoğlu'na benziyor. Hemen arkasından. Ya işte bir alışveriş merkezinin çerkini dağıtıyorum. Telefonun kontrollü mu değil mi diye soruyor. Ben de yazdım. Sen de mi sahtekar oldun artık diye. Ele geçirmişler demek ki. Ya arkadaşlar. Ya ne gereksiz işlerle uğraşanlar var. Allah'ım bir de kontur montur gibi bir şeyler soruyorlar. Sanki gerçi tabii Enay yazmıyor aklımızda ama var yani kandırabiliyorlar da insanları. Önüme gelmişken açıklayayım dedim. Bu arada senin devam et. Araya kaynatmış oldum evet. Senin yokluğunda ama yapacak da bir şey yok. İşte, arkamdan bayağı sallamışsın. Yok. Yani bildiğin bayağı sallamış. Yüzüne karşı konuştum. Ekranda yüzüne karşı konuştum da sen tabii bize derler hani fotoğraf uyumuşsun diye. Uyumuşsun hiç. Fotoğraf paylaş diyoruz ekrandan. Hasta mısın değil misin bize ispatla diyoruz. Fotoğraf göndermiyorsun. Ha bir de ispat istiyorsun. Ortağına inanmıyorsun. İnanıyorum ben sana. Hayır canım. Ben inanmıyorum. Şimdi bakın. Murat ama, dün... Ama ispatla mükelleftir inanmak aynı zamanda. Değil mi? Gazeteciler nedir? Yaptıklarını ispatlamakla mükelleftir yaptığı haberleri. Şimdi sosyal ya. Medyada şöyle faturalar biliyorsunuz gösteriliyor. Bundan. Murat da dün çıkmış göstermiş. Böyle... Asmış mı ne yapmış bunları? Yazmış oraya hesap kitap yapmış. Evet. Sabah da gördüm. Evet. Geçenlerde ben bir haber yapmıştım. Şu kadar kişi indirimden faydalanıyor, şu kadar kişi faydalanmıyor diye. Faturanın altında yazıyor demiştim. Evet. Bundan gidin faydalanın demiştim. Bakalım yazıyor mu? 2016'ya bak yalnız 15'e değil. İndiriminiz var diyor. Yıllık. Kime diyor efendim? Yıllık 4000 kW ve üzeri. Murat Seyirci'ye diyor. Bir saniye arkadaşım. O ayrı. Bizim konumuz indirim değil ki. Hayır. Şimdi kimse şimdi burada... Sen bu indirimden bana... faydalanmış olmuş olsan, faydalansan şu 121 lira sana 100 lira olarak gelecek. Evet. 100 lira olacak gelecek 100, değil mi? 100 lira olarak gelecek. Tabii şeye göre değişiyor. %5 ile %15 arasında. Neye göre? Bir saniye. Neye göre indirim sağlıyor bana beyefendi? Söyler kullanmış misin? Olduğun kilovata göre. Allah Allah. Şimdi ben kullanmış olduğum kilovatı yakalamışım. Bunu otomatik indirime vereceğine... O beyefendiler hemen otomatik indirim yapacağına neymiş başvuracakmışım da ben onlara. O indirim hakkımın ya zaten etraf sahtekar dolu. İndirim kazandınız diye SMS'ler geliyor. Burada SMS gelmek kadar. Faturanın altına yazıyor. SMS'ler geliyor. İnsanlar zaten şurasına kadar gelmiş. Bir indirim hakkı varsa direkt uygularsın. Ya, böyle Ali Cengizler'e girmezsiniz şimdi, tamam mı? Ben sana gösterdim. Ben İster böyle... gidersin başvurursun. Tamam. İndirimden faydalanırsın. Şöyle İstersen sana gelmelerini beklersin, tamam. Daha çok beklersin. Şöyle yapalım mı o zaman? Ya, daha çok hizmet etmek, sevilmek istiyorsanız öyle şeyler yazmayın. İndirim yapın, şu kadar indirim faydalandınız deyin altına da faturanın. İnsanlar sizi övsünler ya, konuşmasınlar, yermesinler. O başvurursak ancak o indirim. Nereye gideceğiz bakalım, ne kadar sıra bekleyeceğiz onu da bilmiyorum. Herhangi bir tane CLK bayisine gidebilirsin. Tamam. Gitmek istersen. Gitmek istersen tabii. O da gerçek. Ama bu işin doğrusu o değil mi? Bak, şimdi bak, bir dakika. Ben niye belediyenin temizlemesi gereken bir yeri ya gelin temizleyin diyeyim. Niye diyeyim ben? Temizlemesi gerekiyor değil mi? Niye indirim yapması ya, gerekiyorsa konuyu niye başvuruyor? Niye sapıttırıyor? Sapıttırmıyorum ben. Bu bankaların şeyine benzedi. İşte 100 liralık alışverişe 20 liralık bonus. İşte bilmem kaç yazın kartınızın son hanesini ekleyin. Şu numaraya gönderin. Bu mantıklı bak. Niye? Oradan bir harcama yaparsan diyor. Olabilir çünkü burada da sana sonuçta yapmışsın diyor indirimden faydalanıyor. Banka bir kamu yararı bak yapmışsın diyor. Yaptıysa direkt uygulayacak artık onu. Bu kadar basit. Neyse bu saatten sonra ister gidersin. İster gitmem. İstersen evet. Böyle yüksek meblağlara razı olursun. Tamam geliyorum. Özür dilerim. Geldim. Şuradan.
Şimdi kaç para ödeyeceğim ben bu 121 liralık faturayı eğer indirimden faydalanırsam? Bak ne diyorum, %5 ile %15 arasında indirim var. Tamam, yani %15 yaklaşık 121 lirada 20 lira kadar eksik ödeyeceğim değil mi? Bana eğer... Doğal olarak bunların hepsi değişecek. Neyin? O rakamların hepsi değişecek. Düşünce doğal olarak KDV'de mi düşecek? Hepsi düşecek. KDV'de mi indirime gitmiş olacak? Hayır. Bedel üzerinden olduğu için hepsi tamam. İndirime gidecek. Şimdi bizim konumuz burada 35 lira dağıtım bedeli ücreti. Sonuçta benim 35 lira dağıtım bedeli ücretinden... Diğerinde yazıyorum 35 lira diye. Bak işte burada. Diğerinde var mı? Hangi? O 2015'te. Burada demiş ki bak kayıp kaçağı kaldırmış. Yine bir şey kurdu. Satış hizmetleri bedelini kaldırmış. Sayaç okumayı kaldırmış burada. Tek bir isimde toplamış. Üstelik buralarda 0.59 alırken, 1.40 alırken 35.43 neyin bedeli diye bir soru çıkmış ortaya. Bütün insanlar ondan şikayetçi bak. 35 lira sadece, 121 liralık faturada 35 lira dağıtım bedeli alıyor. O zaman sadece. Ne yapması gerekiyor Murat? Bak, CLK'nın evet. Ne yapması gerekiyor? Ne yapmış? Çıkıp arkadaşlar tek böyle açıklaması gerekiyor. Faturaları eline alıp evet. Değil mi? Bak biz nasıl 2000, yapıyoruz? 2015'te bu böyleydi. Şimdi bu böyle. Şu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Şunu şundan dolayı alıyoruz demeleri gerekiyor. Hakkınızı helal edin. Bakın gerçekten bu. Ben buraya şema çizdim ya dün. Yazdım ya rakamları. Gelecek tabii CLK'nın yetkililer burada. Canlı yayına da alacağız biz. Alacak eline. Bakın değerli vatandaşlarım diyecek. Biz size hizmet ediyoruz. Biz de ticarethaneyiz. Kâr edeceğiz. Bu da bir gerçek diyecek. Ama şöyle bir bakalım kalem bunu yazacak. Bunları bu yüzden alıyoruz diyecek. Aslında bunlar bizim cebimize girmiyor. Ve nedeni şu diyecek. Herkes veyahut inanacak. CLK'dan önceki dönemdeki faturaları da çıkaracak. Bakın diyecek. Burada da alınıyordu, biz de alıyoruz. Bize değişen bir şey yok eğer alınıyorsa o zaman da. Diyecek tabii ki. Değil mi? Yani tabii geldiği zaman böyle çıkarması gerekecek. O da bir çağrı olsun madem buradan. Yani biz görüştük. Gelecekleri zaman da böyle sorulara hazırlıklı gelirlerse, ellerinde dokümanlarla gelirlerse, bir de şuraya yazarlarsa... Olur. Bak ben yazıyorum. Yoksa yazacağız. Vatandaş yazıyor bir kere. Yaygın basında da son derece. Belki kendi suçları olmayabilir o dağıtım bedeli. Devletin suçu olabilir. O zaman onlarla birlikte biz de devlete karşı diyelim ki ya bu ne demek? Niye bu kadar artırdınız? Tamam da işte Suriye meselesi, Doğu meselesi, maliyetlerimiz arttı. Bunun acısını bizden çıkartıyorsunuz. O zaman TRT'nin de mi bir şey arttı? Niye TRT'nin personelinin maaşını bu insanlar veriyor? TRT katkı payı var orada. Tamam, maaşlar arttı. Doğru, bir maaşlar arttı değil mi? TRT'de acaba 1300 lira hiç maaş alan insan var mı? Yok. Gördün mü, duydun mu hiç? TRT'de 1300 lira çalışmazlar. Evet. Kablo taşımazlar. Evet, yani. Biz ise burada yerel basında işte görüyorsunuz zor şartlarda yayına giriyoruz. Bazen gecikiyoruz falan, sıkıntılarımız oluyor. Her şey zor şartlarda ilerliyor yerel basında. Hele bir de TRT yarışmaya giriyor zaten cemiyetin yarışmasına. Silip süpürüyor ortalığı trilyonluk yapımlarıyla. Bizim gibi böyle amatör yapımlar ezilip duruyor işte. Ya hayatımızın gerçeği bunlar maalesef. Ya bizi de sen öyle bir şey yaptın. Öyleyiz ama. Öyle bir yerdin ki yani. Ya. İyiyiz, arkadaşım, iyiyiz. Yerel basın için iyiyiz. Trilyonluk bir belgesel geliyor, ödül alıyor burada. Hantay'da hiç yayınlanmamış bir ödül belgesel geliyor, ödül alıyor. Hiç kabul edeceğimiz şeyler değil bunlar. Çarşamba emeğe saygımız var ama. Çarşamba günü ne yapıyorduk? Sinema bileti veriyorduk. Site sinemalarına gönderiyorduk. En son yorum yapanı... Çekilişsiz, kurasız, ücretsiz gönderiyorduk ama ne yaptık? Unuttuk. Dün de ben olmadığım için Murat yine göndermedi sizi. Ama bugün... Senin yokluğunu değerlendirmek istemedim. Bugün yapmış olduğumuz paylaşımların altına en son yorumu yapana... iki kişilik... Abbas Yolcu. Nereye? Sinemaya. Site sinemalarına çekilişsiz, kurasız, istediği filme, istediği seansa, istediği gün... İstediği saat... Gönderiyoruz. İstediği kişiyle. Yanında istediği kişiyle. Tabii. Hazır Sevgililer Günü de geliyor. 14 Şubat'ta bir yani pazar günü bir sinema yaparsınız. Evet. Ne demiş Mevlana? Bak gördün mü? Bu arada hayırlı cumalar dilerim. Tabii. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler aramak gerek demiş Hazreti Mevlana'mız. Değil mi? Hayırlı cumalarda bu şekilde dileyelim. Ne kadar güzel sözler söylemiş. İnanılmaz. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serirse sana ters demiş Mevlana'mız. Mevlana ne çok güzel şeyler söylemiş. Bak, şimdi bu program yetmez. Yetmez. Şunu da okuyayım madem devam edelim. Kusuru bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Gördün mü?
Evet. Çok güzel bir söz. İnanılmaz güzel. Gazetelere söz baktım ben şöyle ne var ne yok diye. Şöyle şeyler var. Ne varmış? Bakın. Lara Beşpark meclise geliyor. Genç avukatlardan güzel bir proje var. Çalışan annelere müjde var. 2016 emlak yılı olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Benim uyarım Mayıs'tan Haziran'dan önce ev alacaklar alsınlar. Evet onu söylemişti. Müteahhitlerimizi söylüyor özellikle. Mayıs Haziran'dan önce alın. Yoksa fiyatlar %30 %40 civarında artacak. Çıldıracak diyor. Ev sahipleri tabii bu işte memnun onu da söyleyeyim. İşçiler işten çıkartılıyor. İşçilerin hakkını kim savunacak? Antalya Spor ceza yedi. Evet işçi demişken taşeron şu kadroya geçmiş. 333 tane. Maçtan sonra ne demiştim ben? Ne demiştin? Ceza geliyor demiştim. Ceza geliyor demiştim. Çünkü geldi işte. Sistemler çalışmıyor demiştim. Evet. 200 bin lira. Neyse söylemeyeyim de habere geliyor. Hangi sistem çalışmıyordu? Kapılardan girişler. Pasolik sistemi çalışmadı. Bu kimin sorumluluğunda? Antalya Spor'un. Sebebi? Antalya Spor şöyle bir mantık uyguluyor büyük takımlara karşı. Normalde çalışmıyor değil, çalışıyor. Ama daha fazla seyirci alabilmek için pasolik sistemini devre dışı bırakıyor. 21.700 küsur kişi gelmişti. Pasolik sistemini devre dışı bırakıyor. Böylece daha fazla seyirci alabiliyor. Ama bilinçli olarak yapılan bir şey mi yoksa 250 bin lira ceza 200 bin lira şeyden dolayı yedi. O pasolikten dolayı. Pasolikten dolayı. Cihazlar çalışmadığı için yani kartı okutamadınız. Kapıdaki görevli sana diyor ki polis kimliğinle birlikte pasolikini hazırla. Normal şartlar altında 7-8 tane kapı var. Açık bir tane kapı var. Oradan bir pasoliginizi okutuyorsunuz, geçiyorsunuz. Öbür tarafa geçtiğiniz zaman gireceğiniz bölmeye işte B, A bilmem ne C. Orada gene bir kuyruk var. Polis diyor ki kimliğinizle birlikte pasoliginizi hazırlayın. Yanında kimliği olmayanı geri gönderdiler, maç almadılar. Ama hakkı mı? Değil. Niye? Çünkü seyirci pasolik elinde. O cihazın bozulmasındaki suçlu, asıl suçlu. Yani o cihazı çalıştıracaksın. Mecbursun. Yani kim suçlu? Kulüp suçlu. Kulüp suçlu, evet. Yani Antalya Spor Fenerbahçe maçı olacağı. Çalıştırmakla yükümlü. Bir de o hafta biliyorsun maç yoktu, arada vardı. Müsait eğer bozuksa denenebilirdi. Evet. Çok rahat bu tamiriyatı yapılabilirdi. Çok rahat bir şekilde. E tamam canım yani federasyonda servis ücretini almış işte. 200 bin lira servis ücretini almış. Yaptıracaklar bundan sonra. Bir 200 lira da servis ücretine versinler. Aklıların başlarına gelsin. Ve kötü tezahüratlardan dolayı da 150 bin lira ceza yediler. Hani o bir müzik var ya. Sanıyorum o müzikten dolayı 150 bin lira. Müzik evet. Ama açıklamada geldi. Biz onu bilerek yapmadık. Yani daha doğrusu yani Fener'e karşı bir... Her maçtan sonra yapılmıyor ki. Duruşumuz değildi. Müzikle anlatımımız değildi dedi ama... İşte her maçta da yapılmıyorsa Fenerbahçeleri öyle anlamaz ama. Yani ben işte bir ya da iki maç kaçırdım. Onun haricindeki buradaki bütün maçlara gittim. İlk defa bu müzik çaldı. O da Fener'e nasip oldu herhalde. Yani zaten bir de 4 gol atınca doğal olarak kuyruk acısı da var Fener'de. Ha şu da var. Bu iş. 2012 mi 2013 mü yanılmıyorsam. Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maçtan sonra da bu müzik çalınmış. Öyle bir şey var. Tarihte bugün diyorsun. Tarihe gitti. Bugün. Şimdi illa tarihe getireceksin beni değil mi? Şimdi geçmişi hatırlamak lazım. Ama önce doğum günlerini bir hatırlayalım mı? Bakalım kimler doğmuş. Ahmet Yalçın, Okan Yörük, Ahmet Agris, Hasan, Barış, Barut, Ülkü Sarıçiçek bugün doğmuş. Nice mutlu yıllara diyelim kendilerine. Nice mutlu yıllara. Tabii pek çok kişi doğmuş da benim elimde olan listeden bahsediyorum. Tarihte bugün. 12. Ayın 12'si de mi bugün? Yanlışlık olmasın. Bakalım olaylara. 1912'de bugün Çin'de Gregorian takvimi kullanılmaya başlanmış. Gregorian diye geçiyor takvimi kullanılmaya başlamış. 1920'de Fransızlar Maraş'ı boşaltmışlar. 1920'de bugün Fransızlar Maraş'tan gidiyorlar. Onu söyleyeyim. 1937 yılında da önemli bir gelişme. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev Selanik Belediyesi'nce sahibinden satın alınmış. Atatürk'ün emrine tahsis edilmiş. 1937'de gerçekleşiyor bu olay. 1956'da karikatürist Turhan Selçuk Platin Palmiye ödülünü almış. Yine bu her gün bir Rusya'dan haber var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemi o tabii ki.
Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını göndermiş beyefendiler. Hani Putin'cimiz var ya, bizim Putin, bize takan Putin. Putinciyi. Evet, Türkiye ile uğraşan Putin. Onlar 1961'de göndermişler. Evet, bakıyoruz, doğumlar var. Abraham Lincoln. Aa, önemli bir evet, isim. ABD'nin 16. başkanı. 1809 yılında doğmuş. 1865 yılında da ölmüş. Çok meşhurdur. Düşünüyor, biliyor musunuz? 200 yıl öncesinin başkanı hala konuşuluyor. Abraham Lincoln diye, değil mi? Çok konuşulan bir isim. 1946 yılında Ajda Pekkan doğmuş. Gözümüz aydın. Çok hala gelin gördüm. Kaç dedin? 1946. 46. Evet. Kaç oluyor? Yaşında? 54, 64. 70. 70 yaşında. 70 yaşında. Allah uzun ömür versin. O meşhur reklam vardı ya, çok gergin gördüm diye. Aslında biraz da tiye alan bu durum. Evet. Türkiye'den çok fazla bir gelişme yokmuş bugün. Özellikle Osmanlı'da bir gelişme yokmuş. Ancak gelişmeler Manşet gazetesinde, Son Haber'de, Gazete 1'de, Hilal'de varmış. Gerçek de varmış. Bakalım nelermiş bunlar. Gündemine başlayalım madem. Bir taraftan da yayınımızı aktif kullanalım. Çalışan annelere müjde gelmiş. AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, doğum yapan annelerin çalışma şartlarının daha da kolaylaşacağını ifade etmiş. Kadın memurlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, doğuma bağlı. İlk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkının verildiğini söylemiş. Bu özel sektörde nasıl olur? Ne kadar memnun özel sektör bu işten? O biraz sıkıntı tabii. Hiçbir patron izin vermek istemez ama tabii, devlet memurlarında devlet problem yok. Devlet zaten izin veriyor. Özel sektör biraz bu işten rahatsız olabilir ister istemez. Ama hakları da. Makine Mühendisliği Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve yönetimi dün gittiler herhalde. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böce'yi ziyaret ettiler. Evet, selfieci başkanı. Ayşen Hanım burada ne demişti? Çok selfie yaptık ama hiç paylaşmadık demişti. Burada selfie yaptık ve paylaştı. Teşekkür ederim. İlk selfie'yi bizimle paylaştı. Bizimle paylaştı. Onun arkasından selfie da, yaparken çekilmiş. Onun arkasından da hep selfie ile devam ediyor. Ayşen Hanım'ın bir özelliği var. Seçim propagandasını hangi kıyafetle yürüttüyse aynı kıyafetle ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Katıldığı programlara o kıyafetle katılıyor. Ve her zaman selfie'yi unutmuyor. Şans getirdin emin yanıyor acaba? Diyelim. Bu bilgiyi de şöyle altını çizmiş olalım. Evet. Ölüm riski %1'miş. Hangi konuda? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Okutan, bypass ameliyatının dünyada en yaygın ameliyat olduğunu söyleyerek bu ameliyatla birlikte ölüm riski %1'e düşüyor demiş. Evet, tabii tıp da gelişiyor, teknoloji de gelişiyor. Kalp, dikkat edin, önemli. Kalbinize gözünüzü seveyim. Kalp çok önemli. Özellikle evet, stresten uzak durmak gerekiyor evet, mümkünse. Mümkünse. Evet, son habere geçelim. 333 taşeron işçi kadroya geçmiş. Türkiye Yol İş Sendikası Antalya 1 No'lu Şube Başkanlığı tarafından yönetim, denetim, disiplin iş yeri temsilcileri toplantısı yapılmış. Toplantıda sendik adına konuşma yapan başkan Cemil Ünalmış, konuşma yapan kişi. Esnek çalışma yasası komisyondaymış şu anda. Tabii daha çok işçinin artık tabii kadroya geçmesi beklenen, biliyorsunuz seçimlerde de vaatti zaten bunlar. O taşeron gerçekten büyük bir problem. Ülkemizin başına bir belaydı. Yani hangi işçiler taşeron, hangileri değil, bunun tabii da ayrımı yapılıyor. Bir de denetimsiz bir ülke olduğumuz için tabii firmalar personelleri çalıştırıyorlar, parayı alıyorlar yüklenici firmalar. Bir gidiyorlar, gidiş o gidiş. Biliyorsunuz belediyede bu yüzden ciddi protestolar oldu geçtiğimiz yıllarda. Özellikle Mustafa Akay'ın döneminde de belediyenin önünde ciddi problemler olmuştu. Oysa ki belediye parasını ödese dahi sıkıntıydı. Yani şöyle demek istiyorum Murat. Belediye taşeron firmaya ücretini, işçilerin ücretini ödüyor. Ama taşeron firma geciktirdiği için işçi belediye onları mağdur ediyormuş gibi algılıyor. Aynen öyle. Hatta ya belediye yatırmasa dahi taşeron firma vermek zorunda. Öyle bir şey yok. Ama hayır, onu mazeret gösteriyor. Diyor ki belediyeye yatırmadı ya da geç yatırdı ya da bankaya yatırdı ama blokolendi, çekilmedi falan. Mazeret üstüne mazeret derken işçiler de gidip ne yapıyor? Belediyeye baskı kurmaya çalışıyor veya bu fark etmiyor. Bu normal kuruluşlarda da var. Her yerde var. Evet. Yani X bir yani insan... Yani şimdi sen tutup da ofisinde çalışanlara ya bu ay işte reklam gelirlerimiz azaldı, ben size maaş veremeyeceğim diyebilir misin?
Diyemeyiz. Zaten şöyle de bir şey var. Mesela ben güvenlik aldım bir güvenlik şirketinden. E tamam, şirkete parasını ödemedim. Bu ay geciktirdim 10 gün. Ama o personelin maaşını geciktirmemesi gerekiyor. Tamam, yani benden... Sana bağlı kalmaması gerekiyor. Evet. Ama onu yapıyorlar işte. Ondan sonra da personel geliyor diyor ki güvenlik görevlisi, ya paramızı yatırmamışsınız diyor. İyi de o benimle senin arasında bir mesele değil. Benimle şirket arasındaki bir mesele. Dersen de olmuyor. E, mağdur ediyorlar çünkü. Yani aslında bir otokontrol gibi bir şey oluyor, evet. Ama. Herkes Murat hakkında... biliyorsun bir Rus krizimiz var. %81 Rus turist, evet, azaldı. Öyleymiş. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Öyle. Peki diyorlar. Rusya krizini nasıl aşarız? Alternatif seçenekler, alternatif bak, pazarlar çıkartırız. Bak bakayım nasıl aşıyormuşuz. İşte alternatif dedik ya. Ama bu iyi bir alternatif mi? Bu da yaşlandı galiba ya. Yani Ajda Pekkan'ımız varken Madonna'ya getirmek. Yani ne bileyim, çok daha güzel. Yani çok daha albenisi olan artık. Ama Madonna ucuz, getirebilirsiniz şu anda yani. Rus krizine Madonna'lı çözüm önerisi. Kimden geliyor? ATSO Başkanı. ATSO Başkanı'ndan geliyor. İlk defa böyle bir çözüm duyuyorum. Bu tip mevkide olan insanlar genelde böyle magazinsel açıklamalar yapmazlar. Ne demiş? Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sunulan raporda, ki raporla sunulmuş, raporda hanımefendi var galiba. Rusya krizi sonrasında turizm ve tarım sektörü büyük darbe görmüş. 10-11 milyar dolar bulması yani bekleniyormuş. Sadece Madonna değilmiş efendim. Evet. Arada. Jennifer Lopez varmış ama bence Jennifer'ı koysalar daha iyiydi. Yani. Bugün yani Türk erkeklerin hayalindeki kadın diye geçer Jennifer Lopez. Öyledir, evet. Genç kızların da sevgilisi Justin Bieber. Evet. O da... Onu da önermişler ama niye Madonna? Niye Madonna'yı koymuş anlamış da değilim. Ama bütün gazeteler Madonna'yı koymuş. Evet. Bari biriniz öbürünü koyun ya. Herhalde başlık böyle değil mi? Madonna'lı çözüm önerisi. Yani veya mesela Justin Bieber'ı koysalar turizme yakışıklı çözüm veya genç çözüm denebilir. Şeyi de biliyorsunuz Jennifer Lopez'de. O gerçi biraz farklı anlıyor da şimdi söylemeyeyim. Olmaz, o başlık olmaz. Ben de başka bir şey diyeceğim de şimdi kanal ceza olur. Evet. Ona diyorlar bayan XX diyorlar da. Gazete 1. Ama değerli sanatçılar. Gazete 1'de biliyorsun, evet. Murat, ne oldu? Bir değişim yaşanıyor. Ve artık Gazete 1'i farklı görebileceğiz. Önümüzdeki günlerde bir farklılığa gidecekler. Evet. Ekibi... önce ben ziyaret ettim. Ardından Murat ben bir gün sonra ziyaret gerçekleştirdi. Hidayet Gültekin arkadaşımız geçti gazetenin. Hidayet Gültekin, Faruk Çelik, Mustafa arkadaşımız, birçok yeni ekibe arkadaşlarımız, dostlarımız katıldı. E tabi biraz da içeriği ve yayın politikası değişiyor doğal olarak. Henüz değişmedi. Göreceğiz. Şöyle bir hafta 10 köşe yazarlarından başlayalım. Bir hafta 10 güne gözüküyor. Kadar bir değişim yaşanacak. Köşe yazarlarından gözüküyor. Manşetiyle başlayalım madem Gazete 1'in. 2016 emlak yılı olacak. 2016'nın olmasının nedenlerden bir tanesi bu arada ara var. E tabii ki biliyorsun ertelenen bir, 2017'ye ertelenen bir o su basma, evet, 1.70 meselesi var. Ondan dolayı da artması muhtemel zaten. Müteahhitler de öyle diyor. Artacak diyor, alın diyor bir an önce. Ama bu sektörü canlandırmak için de iyi bir yöntem. Hidayet'e ziyaretimde, şimdi ara dediler ya, araya gideceğiz. Haberi sonra okuyalım diye söyledim ben. Hı hı. Araya gireyim yine. Hidayet'e dedim ki ne değişti dedim. E ne değişti dedim. Maviye geldik dedi. Mavi boncuk taktık dedi. Nazar değmesin dedi. Biz de nazar değmesin diyelim. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra, evet, baştan başlayalım Gazete 1'e. Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam edecek. Yapı Market'ten sevgiliye hediye alınır mı demeyin, banyodan alınır.
Sevgililer Günü özel Remington erkek bakım kiti 89 lira 90 kuruş. Sevgililer Günü özel Brown Silk Apple Soft Perfect 89 lira 90 kuruş. Sevgililer Günü özel Orkide 26 lira 90 kuruş. Güzel bir kahvaltı eğlenceli bir gün demek. Peynir, bal, yumurta ve esmer ekmek büyümem için bol bol süt içmem gerek. Her şeyi lüklememeli, her öğün dengeli beslenmeli. Et, tavuk, makarna faydalı bana. Her öğünde sebze meyve yerim mutlaka. Koşar oynar bol bol spor yaparım. Spor yapınca erkenden acıkarım. Atıştırmalıklar güzeldir ama meyve yemeği de ihmal etmem ben. Petrol kalitesi Özmen Grup güvencesiyle Antalya'da. Akaryakıttan market alışverişlerinize, birbirinden leziz yemeklerin sunulduğu restoranttan araç çıkamaya kadar sizin ve aracınızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz Türkiye Petrol Yakıt İstasyonu, güvenilir ve deneyimli kadrosu ile hizmetinizde. Adres: Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı numara 288, döşeme 6, Antalya. Özmen Grup Türkiye Petrol her zaman yanınızda. ART reklamları kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311-83-82. Lig TV'de muhteşem kampanya. Bu kampanya kaçmaz. Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler, müthiş bir fırsat ile karşınızdayız. Siz de Dijitürk'üm olsun istiyorsanız tam zamanı. Dijitürk'ün renkli dünyasına sizler de davetlisiniz. İşte kampanya. Bu sezonun tüm maçları günde sadece 1.3 TL. Yanlış duymadınız. Tüm şampiyonluk mücadelesi 3 Ağustos'a kadar tam %50 indirimli. Hemen arayın. Futbol severler, Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe, Gomez'li, Quaresma'lı Beşiktaş, Schneider'li, Podolski'li Galatasaray, Embiya'lı Trabzonspor, Joshua'lı Bursaspor, Eto'lu Antalyaspor ve ligimizdeki diğer tüm yıldızları izlemek için hemen arayın. Sizlere sunduğumuz bu fırsatta ister tüm lig maçlarını, ister şampiyon olmuş 5 takımı, İsterseniz taraftarı olduğunuz takımın tüm iç ve dış saha maçlarını evinizin konforunda izleyin. Sizlere özel fırsattan yararlanmak için hemen arayın. Dijitürk'ün hediyeleri bitmiyor. Sizler de futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bizlerden Arda Turan'lı, Messi'li, Neymar'lı, Barcelona'lı, Ronaldo'lu, Benzema'lı, Real Madrid'li İspanya Ligi'ni bir ay boyunca hediye ediyoruz. Dünyanın en çok izlenen ligi, İngiltere Premier Ligi de bir ay hediye. Futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bir ay boyunca Fransa Ligi, İtalya Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi de hediye. Formula 1 severler, sizleri de unutmadık. Artık Formula 1 de Dijitürk'te. Bu heyecana sizi de ortak ediyoruz. Ve bir ay boyunca Formula 1 sizlere hediye. Ben basketbol maçlarını da izlemek istiyorum diyorsanız işte fırsat. Bu kampanyada bir ay boyunca basketbol ligi de bedava. Bu eşsiz fırsat için hemen arayın. Maç saatinde yolda mısınız ama takımınızın maçını da kaçırmak istemiyorsunuz? Üzülmeyin. Bir ay boyunca mobil lig de hediye. Bulunduğunuz yerden ister tablet, isterseniz akıllı telefonunuzla hemen maçları izleyebilirsiniz. Kurulum yaptırmak da çok basit. Bir telefonla hemen uzman ekip arkadaşlarımız geliyor, evinizde hiçbir düzeni bozmadan tüm kurulumu yapıyorlar ve Dijitürk'ün renkli dünyasını izlemeye başlıyorsunuz. Sizlere sunduğumuz tüm bu hediyeler
ve fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey hemen aşağıdaki numaraları arıyorsunuz ve izlemeye başlıyorsunuz. İyi seyirler. Süreyya Döviz, paranız her zaman değerli. Tekin Şirketleri grubunun üyesi olan Süreyya Döviz Anonim Şirketi, 13 Ocak 1993'ten bu yana güveninizle gelişti, güveninizle büyüdü. Süreyya Döviz, güçlü finansal ve sektörel yapısı ve deneyimli kadrosuyla hizmetinizde. Yüksek meblağlı döviz işlemleriniz için özel kurdan faydalanın. İşlemleriniz için bize ulaşın. Adres: Sinan Mahallesi Cebosoy Caddesi No 20 Taksim D. Telefonlar: 0242 352 02 60, 0242 352 02 70. Faks: 0242 352 02 68. Süreyya Döviz. Vergi kanunlarına göre tebligat usulleri üçe ayrılır. Posta yoluyla, ilan yoluyla ve memur. Hocam e-tebligatı saymadınız. Oğlum öyle bir tebligat biçimi yok. 1 Ocak 2016'dan itibaren vergiyle ilgili tebligatlar elektronik postayla yapılabilecek hocam. O işler öyle kolay değil. Bu işin altyapısının kurulması, uygulaması. Uzun iş. Sistem hazır hocam. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasına girip e-tebligat sistemine yönelik bilgileri alabilirsiniz. Peki bu sistemi kullanmak zorunlu muymuş? Kurumlar vergisi mükelleflerine zorunlu. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olanları da zorunlu. Size saydığım tebligat usullerine e-tebligatı da ekleyin. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren vergide e-tebligat dönemi başlıyor. 2016'da hem tatil yapacağımız hem de çocuklarımızla çok eğleneceğimiz bir yere gidiyoruz. Dünyanın bütün çiçekleri ve kültürleri burada. Mars yüzeyi, yağmur ormanları, bilim ve teknoloji merkezleri burada. Dünyanın eğlencesi burada. Expo Kulesi burada. 6 ay boyunca bütün dünya Expo'da. Expo 2016 Antalya'da. Akdeniz TV gücüne güç katarak sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. Daha hızlı, daha canlı, daha kaliteli bir yayıncılık için Akdeniz TV canlı yayın aracıyla artık her yerde. Telefon numaralarımız 0242 311 83 82 311 90 77. Sancak Kırbahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam ediyor. Yayındayız. Tekrar günaydın Antalya. Sinemaya gitmek isteyenler var mı? Bakalım neler varmış. Hani diyoruz ya her gün hemen hemen bir geçelim bakalım neler varmış sinemada diye ama unutuyoruz ya da yayının yoğunluğuna maalesef. Sinemaya gönderelim diyoruz ama hangi filme gideceksiniz? O evet, da önemli. Buna da bakalım. Seçin bakalım içinde neler varmış. Güzel filmler var bakın. Hemen yansısın arkadaşlarımız da madem fotoğraflar da gözüksün. Görüyorsunuz. Dünyanın en güzel kokusu varmış. Dünyanın en güzel kokusu ne biliyor musun? Neymiş? Herhalde burada bir aşk filmi olduğu için kendi aşkından bahsediyor dünyanın en güzel kokusu olarak da. Herhalde dostluk kokusudur ya, sevgi kokusudur değil mi? 14 Şubat'ta geliyor artık. Hesapta aşk varmış bak yine diğer bir film. Aşk filmleri tabii 14 Şubat'la birlikte devreye girmeye başladı. Artık genç çiftler gitmek isterlerse sinemaya bunu değerlendirebilirler.
14 Şubat'ta yaklaşırken. Dedemin Fişi inanılmaz keyifli film. Cem Yılmaz çok duygusal, iftarlık gazoz varmış bak. Çok duygusal film. Bir de Zeki Çevik ve Küfürbaz diye bir film varmış. O da herhalde bugün gelmiş. Çocuklar için de var bak, iyi bir dinozor seçenek. Kardeşim benim, yakışıklı Murat Boz değil mi? Evet, yakışıklı. Jön demeyelim de, daha doğrusu yakışıklı sanatçı diyelim. Evet. Ve Kötü Kedi Şerafettin bir karakter, aslına bakarsanız o da şu an sinemalarda. Bu Kötü Kedi Şerafettin her ne kadar böyle çizgi film gibi görünse de 15 yaş sınırı var. Var. Artı 15. Biraz nü sahneleri olan, yani dilde nü sahneleri olan bir filmden bahsediyoruz. Dikkat, çocuklar animasyon gidecekse filmi. Gidemez. Artı 15 diyelim biz ona. Ve sen geçeceksen yerini alabilirsin. Ben hemen madem gelmişken internet sayfalarına değineyim. Şu ondan gazete 1'e başladık. İstersen gazete 1'i bitirelim. Devam edelim. Geçelim o zaman. Tamam. Yani reklamlardan önce başlamıştık. Tamam. Başlamışken başladığımız işi bitirelim diyoruz. Tamam. 2016 emlak yılı olacak. Ne dedik? Mayıs Haziran'dan önce evlerinizi alın. Niye? Çünkü 1.70 kot olayı giriyor. 1.1.2017 itibariyle 1 yıl ertelendi. Fiyatlar artışa geçecek. 2016 emlak yılı olacak demiş. Emlak sektörünün 2015 yılında durgun geçtiğini belirten Antalya Emlak Komisyoncu Odası Başkanı Şeref Sağlam, emlak sektörü bu yıl hem satışta hem de kentsel dönüşümde patlama yaşayacak demiş. Neden patlama yaşanacak? İşte bu nedenle 1.70 kottan dolayı patlama yaşanacak. Niye? Çünkü vatandaşlar, yani 150 bin liralık evi 200 bin liraya almak istemeyecekler. Bu yıl emlak satışlarında ciddi anlamda artış olacak. Ancak yani 2016 yılında o süre yasa uzatıldı. Fakat 2016 yılında artması için bence bir neden yok. 2017'de artması gerekiyor. Çünkü o uygulama 2017'den itibaren başlayacak. Zamlanacak ama ev fiyatları artacak. Doğru da 2017'de zaten 2016'dan yüksek ihtimalle 2017'de yapılacak projelerin ruhsatı da alınmış olacak. Bana göre 2018'de tabi bu artma ama meselesi... Şöyle tabi ruhsatı alacaklar ama inşaata başlamayacakları için... Evet. 2017'de de başlayacak, bence. 2016-2017'de inşaat yapacakları için ne olacak? Gene yüksek meblağlara satacakları evleri. Bence 2018'i bulur. Tabi şimdi yani bir durgunluk... Fiyatlar artacak ama. Ya bir durgunluk yaşıyor. Bir reklamda yapmak lazım böyle haber şeklinde deyip bir çağrıda bulunuyor müteahhitler. Evet. Ama alın tabi zamanında... Ne kadar erken ev alırsanız, şu anda krediler bilmiyorum ne kadar müsait ama kiradan kurtulursunuz. Yani önemli şöyle, bir çağrı. Şimdi alın. Biz 1.70 kot diyoruz ama tabii vatandaş bunu pek anlamıyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bu 1.1.2017, 1.1.2016'da ne olacaktı da bir yıl ertelendi. Efendim artık giriş kat olmayacak. Olay bu kadar basit. Giriş kat diye bir şey olmayacak. Giriş kat diye bir şey olmayacak. O nedenle de müteahhitler... Bir da binadan atıyorum 8 daire çıkartacaksa artık 6 daire çıkartacaklar. Buradan neden ne olacak? Daire fiyatları artmış olacak. Yani giriş kat oturulmayacak, onu demek istiyoruz. Olacak da yani mesken olmayacak. Artık depo mu, işletme İş yeri, mi? Depo, bu anlamda sığınak evet. Gibi. Sığınak gibi kullanılabilecek. Kullanılabilecek. Evet, ondan mutlusu yok. Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Eto, dün doğum günü olan Taysaç hastası Azra Cunduz'u evinde ziyaret etti. Görüyor musun? Eto aynı zamanda insanlık dersi de veriyor. Ya bence vatandaşlarımızın çoğu insanlık dersi veriyor. Ben de o kadar para alsam, kusura bakma da ben de çok güzel insanlık dersi veririm. Eto ya sevdiğimiz bir futbolcu. Ama bizim ülkemizde nice böyle milyon dolarlar alanlar var. Böyle yapıyor, hiçbiri yapmıyor. Ama yapıyorlar ya. Yapmıyor. Benim bildiğim gizli. İbadet de gizlidir, kabahat de gizlidir derler ya. Yani gizli yapanlar, ben biliyorum, Antalya'da çok değerli iş adamları var. İnanılmaz burslar veriyorlar. Yaşam, bakarsın hiçbir şey yapmıyor derler ama inanılmaz burslar veriyorlar. Yaşam biliyorum. Endeksinde 8.'yiz. İllerde gelir servet boyutlarında yaşam endeksi Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı. Antalya 0.5838 gelir ve servet boyutunda yaşam endeksi değeriyle 8. sırada yer almış. Ne dedim, ben bir şey anlamadım yine. Ne dedin anlamadım. Ne dediğimi anlamadım. Vallahi anlamadım. Bak tekrar edeyim. Antalya 0.5838 gelir ve servet boyutunda yaşam endeksi değeriyle 8. olmuş. Biraz açar mısın o konuyu? Açamam. Yani cümleyi yazmışlar da ben o cümleden bir şey anlamadım. Bir endeksten falan bahsediyordun. TÜİK rakamlarından bahsediyor. Ya doğru da yani gelir düzeyinden mi bahsediyor? Zenginmişiz işte anlayacağım. Onu mu diyor yani? Servetimize servet katmışız Antalya olarak. 8.ymişiz. Tamam peki. Daha önce kaçıncıydık bilmiyoruz. Belki de 3. 4.'ydük, altlara düştük, onu da bilmiyoruz. 81 ilde 8.ymişiz.
Hilal Gazetesi işçileri kim savunacak? Hani dedik ya, işçiler işten çıkartılıyor. Bakalım, belediyelerden çıkartılan işçilere, işçilerin bağlı bulunduğu belediye iş sendikasının sessiz kalmasını eleştiren eski başkan Murat Barış, 11 yıl emek verdiğimiz sendikanın düştüğü duruma insanı üzüyor demiş. İşçiler biliyorsun Murat, sendikalara bağlı. Sendikaların görevi de bu üyelerinin hakkını korumak. Peki işten çıkartılıyorlar. Şimdi Büyükşehir'den çıkartılıyorlar. Muratpaşa Belediyesi'nden bu yıl fazla çıkartılıyor. Fazlaca gündeme geliyor. Ermalı'da çıkartılıyor deniyor. Döşeme altında çıkartılıyor. Sendika nerede? Niye sessiz? Sendikanın görevi üyesinin hakkını korumak değil mi? İşte o nedenle de eski başkan Murat Barış CHP'den çıkmış. Diyor ki Murat Barış, belediye iş sendikası ve CHP'li belediye kendi yavrularını yiyor. Bu işçiler belediye iş sendikasının genel başkanı, CHP'nin o zamanki il başkanı ve CHP'nin 9 tane meclis üyesinin baskısı ile sendikanın Antalya şubesini seçen işçiler. Bakın baskıdan bahsediyor. CHP'ye vurgu yapıyor. Diyelim devam. Yaralar sarma zamanı. Devam etmeden ben bir şey geçebilir miyim müsaadenle? Buyurun tabii ki, ne demek? Yüksek müsaadenizle efendim. Estağfurullah. İşçi demişken Vedat Gürhan'ın bir yazısı dikkatimi çekti. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Ulaş Akın kendini yakmıştı. Murat Paşa Belediyesi'nin önünde. Aslında güvenlik görevlisi. Evet, güvenlik görevlisi olduğuyla ilgili söylentiler de var. Öyle de söyleniyor. Köşe yazısında neden diye sormuş. Aslında bir insanlık dramını anlatmış. Biz bu olayın üzerine gitmedik basın olarak da. İnsanlık konusunda yerimizi... Neden kendini bir insan yakar? Bunun üzerine gitmedik. Sadece yani haber olarak çocuğuyla gelişti. Çocuğuyla ilgili bir sıkıntısı olduğundan dolayı. Öyle ancak işte neden çözülmedi? Neden Muratpaşa Belediyesi'nin önü özellikle? Niye valilik değil? Niye büyükşehir değil? Bu nedenleri araştırmadık biz. Hep yüzeysel geçtik. Tabii oradaki bilgilendirme çok önemli. Yani başkan toplantı demek ayrı. Başkan Büyükşehir Meclisi'ne demek ayrı. Yani başkan toplantıda sizinle görüşemez demek ayrı bir şey. Sayın Başkanımız Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onun yerine size başkan yardımcısıyla görüştürelim demek ayrı bir şey. Neden Muratpaşa'ya gitti? Yani niye Muratpaşa semtinde oturuyordur. Niye devlete gitmiyor? Valilik mesela bu işte belediye değildir ki. Belediyeler de yapıyor. Ya ne kadar yapıyor? Valilikler esasen devlet destek verir. Devlet fakirine fukarasına sahip çıkar. Belediyenin görevi temizlik yapmak, denetlemektir falandır. Değil. Onları biliyoruz. Belediyelerin sosyal belediyelerin sosyal vakıfları var. Ya o konuda birleşiyoruz seninle. Onda bir şey demiyorum ben. Ama ya en yakın o olduğu için gitmiş. Acaba ondan dolayı mı? İşte Vedat Gürkan da demiş ki, bahsetmiş olaydan ve biz hep gazeteciliğimizi övünür, millete doğruluk dersi vermeye kalkar, gündem belirlemekte üzerimizde yoktur ya, Muratpaşa Belediyesi önünde vatandaş kendini yakıyor ama hala gazetecilik yapan bir tane bile çıkmış, bu konuyu araştırmış, nedenini sormuş değil diyor. Kameranın önünden geçtiğin için bakıyor kameraman arkadaşımız. Açı bende. Ben şu sana bakıyor diye. Evet. Ve devam etmiş. Zira yıkılan bir yuva, dağılan bir aile, yetim kalan bir bebe ve toprak olan cansız bir beden var ortada. Ama biz TV'lere çıkıp gazetecilikten çok millete belediyecilik, milletvekilliği, mahalle muhtarlığı, hatta başbakanı da cumhurbaşkanlığı dersi veriyoruz. Gazete tutsunlarımıza parmaklarımızdan kan damlatırcasına ona buna saldırıyoruz. Fakat koskoca bir nedenin üzerine gitmekten dahi geri duruyoruz. Benim ülkemde basın özgürlüğü yokmuş. Çok mu adam gibi gazetecilik yapan var diye de mesleğimizle ilgili de bir sorgulama yapmış. Aslına bakarsanız içinde çok şeyler var. Bence de güzel bir yazı olmuş. Ya evet, burada hükümeti götürüp hükümeti getiriyoruz. O partiye alıp bu partiye vuruyoruz. Ama orada da araştırması gereken ciddi bir hayat hikayesi var. Acaba neden yaktı kendini? Bu çok önemli. Evet. Evet. Her olayın altından mutlaka bir dram çıkabiliyor. Mutlaka var, evet. Yaraları sarma zamanı. Antalya müftüsü Osman Artan. Şimdi gözlerin feri, dillerin duası, yüreklerin cesareti olma zamanıdır. Şimdi yaraları sarma zamanıdır diyor ve yardım çağrısında bulunuyor. Bağış çağrısında bulunuyor. Alanya sohbetleri tam gaz. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı toplantılarda partili partisiz, yani MHP'li, CHP'li, AK Partili ilçe başkanları, belediye başkanlarının toplantılarına davet ediyor. Onunla ilgili bir haber. Muhtarlardan yeni taarruz. Kızıl Toprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı olarak
Nazif Alp'in başkanı olduğu Antalya Muhtarlar Derneği üyelerini yanına çekmeyi planlıyormuş ve dava açmış. Onunla ilgili bir haber var. Bu arada muhtarlar demişken aslında haftada bir veya haftada iki farklı mahalle muhtarlarımızı alsak, mahalleleri konuşsak fena da olmaz. Değil mi? Mahallelerin sorunlarını konuşabiliriz. Hatta tabii. Ben muhtarlarımıza çağrı yapıyorum. Mahallelerinizden fotoğrafları çekin gönderin. Önemli de isminizi paylaşmak istemiyorsanız paylaşmayın. Ama sorunları daha hızlı halledelim diye bir düşünceniz varsa buradan gösterelim. Ha, övgüyle bahsedeceğimiz yerler varsa onları da çekin gönderin. Teşekkür maksatlı. Muhtarlarımız yani bu konuda yani bizim programımızı bir aracı kurum olarak kullanabilirsiniz. Gelecek için kaygı verici demiş ya. Aynen. Tarım kenti Antalya'da çiftçi sayısı azalırken kamu çalışanı sayısında artış görüldü. Antalya kamu çalışanı sayısındaki artış bakımından 4. il olmuş. Murat duydun mu? Kamu personelimiz giderek artıyor, çiftçimiz azalıyor. Kamu çalışanı da 4. iliz. Şimdi arkadaşım, şuradan 10 tane genci çağıralım. 10 tanesini çağıralım. Diyelim ki devlet memuru olup hazır maaş mı almak istersin? Yani hiç kendini geliştirmeyeceğin bir yerde sana ne görev verilirse hatta bazen verilen görevi de yapmıyorlar da olmak mı istersin yoksa şöyle girişimci ruhla bir riskleri de sırtına şöyle yükünü omzuna alarak bir girişimci ruhla bir şeyleri denemek mi istersin diye herhalde %90'ı yani 9 tanesi yüksek ihtimalle ben devlet memuru olmak isterim diyecektir. Geçen günlerde de biliyorsunuz öğretmenlerle ilgili kurallar çekildi. İnanılmaz gözyaşları falan vardı. Bu arada 30 bin olsun. Öğretmen ataması yapıldı. Hayırlı olsun diyelim. Onlar gerekli tabii. Kamuda yer alacaklar ama herkese devletten artık iş kapısı beklememeli. Biraz da girişimciliğimizi ortaya çıkarmalıyız. Normaldir. Kamuda bir yığılma var. Devletin de partilerin de en önemli vaatleri. Biliyorsun Akaycı'nın da 100 bin kişiye iş vaadi vermişti. Sağ olsun. Evet. Yarın Muratpaşa Esnaf Kefayet Kooperatifi'nin olağan genel kurulu var. Başkan Turgut Bucağ'ın da açıklaması var. Esnafı veresiye yakıyor diye. Büyük alışveriş merkezleri kredi kartı kullandırıyor. Küçük esnaflarımız hala post cihazı almadı. Kredi kartı kullanmıyor. Onun yerine veresiye hala alışveriş yapılıyor. Bu da esnafımızı güç durumda bırakıyor demiş. Biraz hızlanmamız gerekiyor Murat. Zamanı gene doğru kullanamadık. Aynen. Devam. Körfez gazetesi, bir mont bir bot. Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi Diyarbakır'ın köy okullarında 113 öğrenciye bot ve mont yardımı yaptı. Yardımları meclis başkanı Ali Çağdaş Bozener bizzat götürdü demiş. Güzel. Lopez'li konser... Bak gördün mü? Jennifer Lopez öne çıkarmış burada da. Lopez'li konser önerisi, çek bir ayı, değirmen önü ses veriyor diyor. AGC'yi ziyaret etmiş Ali Başkanı. Önce birbirlerini sonra horozu yediler. Bakın ilginç bir haber. Başlık bir kere direkt okutuyor. Önce güzel kendilerini başlık. Sonra horozu yediler. CHP'li Özer Duran ve Hüseyin Boz AK Partili Selik Belediyesi'nin Kızılcıhamam'da bir termal otelde seminere götürdüğü CHP ve MHP'li meclis üyelerine veryansın ettiler. Eleştirilen hedefindeki CHP'li meclis üyesi Abdullah Akbaba bana argo kelimeler kullandırmayın demiş. Serik olunca normal oluyor bunlar. Antalya gazetesi, rant virüsleri iş başında demiş. Kim demiş efendim? CHP Büyükşehir ve Muratpaşa meclis üyesi Mustafa Reşat Oktay demiş. CHP Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Reşat Oktay, dokuma alanının hemen yanındaki eski fil fabrikası ile ilgili duyumların kendisini bir hayli endişelendirdiğini söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Fil fabrikasıyla ilgili. Diyelim ve hemen devam orada edelim hızlı bir şekilde. Müsaadenle bir kez daha araya girebilir miyim? Önemli de ondan dolayı. Bugün devam meclisi var Büyükşehir'de. Bak bu, doğru mu? Sıraya geliyoruz. Yok var. Var. Songül Başkaya güzel bir olaya değmiş. Hani bir ara bir yakıt istasyonuyla ilgili haber olmuştu. İki kez çıktı kaçak yakıt istasyonu diye. Ha evet evet. Onunla ilgili gerçekleri çok ilginç gerçekleri var. Ona değinmiş aslında. Antalya gazetesinde üst üste yayınlanan bir haber var. Üst üste yayınlanmıştı. Bütün ruhsatlandırması her şey tamam o yakıt istasyonunun. Sadece biliyorsunuz şehir içlerinde aynı güzergah paralelinde yakıt istasyonları 1000 metre mesafede olmak zorunda. LPG istasyonlarından falan bahsediyoruz. 1000 metre mesafede olacağı için yaklaşık 940 metre ilerisinde bir tane yakıt istasyonu alanı veriliyor. Meclisten de daha doğrusu imar değişikliği falan da yapılıyor. Ama tabii olay mahkemeye gidiyor. Mahkemede bilirkişi
ölçüm yapılıyor. Ölçümde de 1000 metrenin üzerinde gözüküyor. Ama resmi ölçümlerde 1000 metrenin üzerinde falan değil. 940 metre resmi ölçümler. Ama bir şekilde 1000 metrenin üzerinde gözüküp artık o değişiklik gerçekleşiyor. Ve bir taraftan da hemen yapıma başlanıyor. Yakıt istasyonunun yapımına başlanıyor. Ancak diğer yakıt istasyonu ölçtürüyor. Diyor ki hayır 940 metre. Mahkemeye gidiliyor. Durduruluyor falan inşaat. Bir anda ondan sonra imar şeklinde yani oranın imar şeklinde değiştiriliyor. Onunla ilgili bir durum tekrar şeye geliyor, meclise geliyor ve burada Hakan Tüzüncü dimdik duruyor. Kendi bölgesinde olmasına rağmen buna müsaade etmem ben diyor. Onunla ilgili Songül Başkaya biliyorsunuz meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi tebrikler Tüzüncü diyor ki CHP'li olmasına rağmen bir AK Partili'nin haberini daha doğrusu köşesini yazmış oluyor, köşesine konuk etmiş oluyor. Bu işin detayı da o aslında onun altında çok derinde nedenler var. Bilmiyorum konuşulur mu ama ilginç. Onu da söyleyeyim. Reklamlarımız da gelmiş. Hemen başlığını okuyayım göndereyim. Birkaç gündür yoğun gündemden fırsat bulup yazamadım demiş. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde takdire şayan bir tavır sergilendi. AKP'li Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sürel'in başkanlığındaki mecliste kendi bölgesindeki bir plan tadilatına karşı tavrı koydu diyor. Bu çok önemli bir köşe yazısı. Tebrik de etmek gerekiyor bu tür kararları. Ne olursa olsun, yanlış varsa hangi parti olursa olsun dur demeli. O yüzden de Hakan Tüdün'ü tebrik etmek gerekiyor diyoruz. Önce reklamlar sonra buradayız. Sancak Kırbahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam edecek. Süreyya Döviz, paranız her zaman değerli. Tekin Şirketleri grubunun üyesi olan Süreyya Döviz Anonim Şirketi, 13 Ocak 1993'ten bu yana güveninizle gelişti, güveninizle büyüdü. Süreyya Döviz, güçlü finansal ve sektörel yapısı ve deneyimli kadrosuyla hizmetinizde. Yüksek meblağlı döviz işlemleriniz için özel kurdan faydalanın. İşlemleriniz için bize ulaşın. Adres, Sinan Mahallesi Cebosoy Caddesi, No 20 Taksim D. Telefonlar 0242 352 02 60, 0242 352 02 70, faks 0242 352 02 68, Süreyya Döviz. Araçlarınızın kış hazırlıklarını yapın. Yasal düzenleme gereği zorunlu olduğundan 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiklerini takın. Yolda çaresiz değilsiniz. Alo 159 ücretsiz yol danışma hattını arayarak, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesine ulaşarak veya mobil uygulamalarla gideceğiniz güzergahların yol durumu bilgilerini öğrenebilirsiniz. Karla mücadele araçlarının yolunu açın ki sizin de yolunuz açık olsun. Karayolları ekipleri 7 gün 24 saat yolunuz açık olsun diye çalışıyor. Siz de kış şartlarında hava ve yol durumuna uyun, olumsuz durumlar ve mağduriyetler yaşamayın. Karayolları Genel Müdürlüğü. ART reklamları kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311-83-82. Dünyanın her tarafından çiçekler ve bitkiler hemen yanı başımızda Expo 2016 Antalya alanında buluşacak. Bu da çocuğuma üzerinde yaşadığı toprağın bereketini anlatma, dünya kültürlerini tanıtma imkanı demek. Doğanın korunduğu, sağlıklı bir çevre demek.
Expo 2016 Antalya. Antalya'da açarsın ve güneş farklı doğar. Doğa hayatı farklı selamlar. Sonra aradığını bulmak için bir yolculuğa çıkarsın. Bu arada eğlenmeyi de unutmazsın. Yepyeni yol arkadaşların olur. Dağları, tepeleri, yolları, denizleri aşarsın. Yolculuğunda senin gibi pek çok gezginle karşılaşırsın. Ama seni daha göreceğin çok yer vardır. Sonra doğa sana en güzel hediyelerini göstermeye başlar. Gezmeye devam edersin. Gezdikçe binlerce yıllık medeniyetleri yeniden keşfeder. Geçmişi geleceğe bağlayan yollardan geçer. Bakarsın. Ama sen yorulmadan aramaya devam edersen, doğa sana hazırladığı hediyeyi er geç karşına çıkarır. Sonra bütün yollar tek bir yerde buluşur. Başka türlü bir yerde. Tıpkı çiçekler gibi hayatın da rengarenk olduğu bir yerde. Biz çocuklar Expo alanını Antalya'nın en özel enlemik çiçekleriyle yaratmaya başladık. Yepyeni bir gelecek Antalya'da yeşeriyor. Çocuklar, çiçekler ve tüm dünya için. Çıktı. Ev yanıyor. Yangın, yangın var. Kimse eve yaklaşmasın. Yangın çıktı. Hemen yangın polise var. Haber ver. İçeride birileri olabilir. Önce ambulansı arayalım. Yo, itfaiyeyi aramalıyız. Sonra diğerlerini bilgilendiririz. Evet. Önce itfaiyeyi arayalım. İtfaiyenin numarası kaçtı? Durun. Tüm bunlara gerek yok. Sadece 112'yi aramamız yeterli.
112. Acil çağrı merkezi, buyurun. Lara Örnekgül. Güven sokakta bir evde yangın çıktı. Camda küçük bir köpek görünüyor. Yardıma ihtiyacımız var. Hattan ayrılmayın. Sizi itfaiye birimine aktarıyorum. İçeride göremediğimiz birileri varsa ambulans da gerekebilir. Merak etmeyin. Çağrı merkezimiz aynı anda polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini bilgilendirdi. Ekiplerimiz yola çıktı. Teşekkür ederim. Topi, iyi misin? Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Topi sizin sayenizde kurtuldu. Bence küçük kahramanımıza teşekkür etmelisin. Hemen 112'yi arayarak tüm görevlilerin buraya gelmesini sağladı. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Sadece 112'yi aradım. Acil ambulans, itfaiye, polis, jandarma, sahil güvenlik, afet acil, orman yangını. Artık hepsi tek numarada. 112 acil çağrı merkezi. Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam ediyor. Evet, Günaydın Antalya 3. ve son bölüme devam ediyor. Biraz uzun bir ara verdik. Uzun bir arada sizler de soluklandınız, bizler de soluklandık. Mutfağa gidip de çaylarınızı tazelemişsinizdir, yudumlamaya başlamışsınızdır. Hatta bazıları diyor ki bitirdik bile, o kadar uzundu ki diyor. Evet, geçelim. Gerçek Gazetesi, Lara Beach Meclis'te diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl boşaltılan Lara Beach Parkı'nın 10 yıl süreyle ihaleye çıkarılması için bugün devam meclisi var. Bugün mecliste encümene yetki istenecek, milli emlaktan alanın 10 yıl süreyle kira karşılığı tahsis alanın belediye yeniden ihale edecek diyor. Büyükşehir Belediyesi'nin devam meclisi bugün gayet önemli. Biliyorsunuz Çallı'da Atatürk Anıtı kaldırıldı. Hala Antalya Spor Kavşağı'na konulmadı. Onunla ilgili bir haber var. Anıtın taşınması için sözleşme yapılmış diyor. Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü Şenol Altınok, hemen şöyle alttan devam edeyim. Anıtın Çallı Kavşağı'na kaldırılması için ne demiş? Anketle belirlenen yeni Antalya Spor Kavşağı'na denetimimizde mimarla sözleşme imza. Ben kısa öz geçiyorum. Mimarla sözleşme imzalamışlar en yakın zamanda oraya. Tarih Antalya belli Spor değil. Kavşağı'na, tarih vermemişler de herhalde altı en yakın zamanda diyorum. En yakın zamanda. Ama konacak. Orada problem yok. Zaten konmazsa biz de onun takipçisiyiz ama koyacak, zaten bir problem yok orada. PFVK'dan Profesyonel Federasyon, PFDK'dan sezonun en ağır cezası. Antalya Spor'un sahasında Fenerbahçe'yi yendiği maçın saha dışı bedeli ağır oldu. Kırmızı beyazlı kulübe 350 bin lira para cezası verirken taraflarda bir maç ceza geldi. Ya ben şimdi bu taraftarların cezasını niye çekiyorum? Ben Kuzey Kale arkasındayım. Ben niye çekiyorum? Alttakiler yapıyor o işi. Cezasını biz çekiyoruz. Şimdi izleyemeyeceğiz. Rize maçına gidip izleyemeyeceğiz. İşte o yüzden ne yapacaksın? Uyaracaksın yanındaki arkadaşlara. Yanındakiler değil, aşağıdakiler yapıyor. İşte herkes birbirini uyaracak ki o zaman ya otokontrol biz birbirimize sağlamak zorundayız. Zaten maçlardan önce diyorlar. Yanınızda küfür eden, olumsuz şey yapan varsa uyarın diyorlar. Uyarın diyor tabii. Çünkü ucu bize dokunuyor. Onu demek Manşet istiyor. Gazetesi'nin manşetinde Expo göleti can buluyor. Expo göletinin 22 türde binlerce su canlısının bırakılma işlemi başladı. Sucul bitkiler ve su canlıları gölette canlı yaşamı oluşturacak demiş. 112 günü kutlanmış, doğacak çocuğu için iş istemiş. Şehircilik bir sanattır demiş. Kim efendim? Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü. Evet Murat, sana ortaya atayım. At golü. Gönder bitirişi, bana. Evet. Gazeteleri bitirdik. Şimdi sosyal medya, internet medyası.
Bakalım Murat da. Bedri Yalçın mesaj göndermiş. Aynı zamanda Anadolu Birliği Başkanı kendisi. Günaydın diyelim. Uzun bir mesaj göndermiş. Mehmet Şükrü Ünal, hayırlı cumalar. Çay için de yarasın demiş Mehmet Şükrü Ünal. Mehmet Fatih Şener de her Müslüman kardeşimize hayırlı cumalar demiş. Hepimize hayırlı cumalar gerçekten. Bakalım yorumları şuradan geçiyorum. Aynı yere geçiyorum sürekli olarak da. Aynı yere geçtim işte. Geçme. Okuyamıyorum doğal olarak. Bu kadar çok mesaj var ki. Bu arada kimdi? Hemen. Açıyorum aynı yere açıyorum ya Rabbim. Mehmet Dilmaş kardeşimiz de hayırlı cumalar, iyi günler demiş. Günaydın, iyi günler diler, hayırlı cumalar dilerim dileğini iletmiş. Sen oradan bulamazken ben buradan hemen takır takır bulayım. Evet, buldum. Evet, görüyorsunuz önünde koskoca iPad var, bulamıyor. Ya, ben şu cep telefonuyla buluyorum. Çok mesaj geliyor. Birkaç tane, daha doğrusu önceki paylaşımlara da mesaj geldi. Şimdi sürekli üst arada. Halit Özdemir, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Murat abi demiş. Hayırlı cumalar Halit'ciğim. Rui Bek Beşiktaş, güzel bir Beşiktaş'mış. Bak Beşiktaşlı, Beşiktaş değil Beşiktaşlı. Güzel bir mesaj o. Haftanın son günü sizlerin aracılığıyla tüm sevenlerin sevgililer gününü kutlamak istiyorum. Ya sevdiğine gül ver ya da gülü ver. Ya evet, sevdiğine gülü ver. Duymuştum. Gamze Yener arkadaşımız dün akşam söylemişti. Misafirlikteydik. Tevfik Yener, bu arada selam gönderelim. Havva Yılmaz, Ömer Yılmaz, sizlere de selam gönderelim madem. Mesajınıza geleceğiz. Havva Yılmaz, günaydın, gününüz dünden daha güzel olsun demiş mesela. Olsun vallahi. Ferruh Kalaycı, günaydın, cuma bayramınız hayırlı olsun. Ramazan Köse, günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Muzaffer Gökçül, günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Bilal Arıkan, gününüz aydın olsun, hayırlı cumalar size ve ekibinize demiş. Bak görüyor musun Emre, bu sefer sizi unutmamıştır. Hasan, Emre, size de hayırlı günler demişler, kolay gelsin dileklerini etmişler. Ekibimize de günaydın canım. Sabahın köründe vallahi kahrımızı çekiyorlar. Hüseyin Bülbül, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin. Ve size ve sizin nezdinizde tüm ekibinize demişti zaten. Havva Büyük Keskin Yılmaz, günaydın, gününüz dünden daha güzel olsun. Serkan İncetekin, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Erol Demirel, ortak geldi mi diye sordu. Ben buradayım. Gelmiş yayında. Hadi bakalım, işiniz kolay gelsin, haberiniz neşeli olsun. Hasan Kurtoğlu, günaydın kardeşlerim demiş. Günaydınlar efendim. Levent İstanbullu, günaydın tüm dostlara, gönüllerin ve güzelliklerin bir olduğu hayırlı cumalar dilerim. Evet, güzel bir mesaj daha iletmiş. Hüseyin Bülbül, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin der size ve sizin nezdinizde tüm ekibimize iyi yayınlar dilerim. Hüseyin Bülbül de okumuş idik. Bu arada yayın aralarında biz tartışıyoruz Yalçın'da. Bu Mehmet Şükrü Önal, hayırlı cumalar, çay için de yarasın diyor. Çay iç tabii. Onu size zaten yarasın. Söylemiştim de. Şimdi arada arada konuşuyoruz ya şu indirim meselesi, faturalardaki indirim meselesini. O işin meselesini çözdük biz. Gidiyorsunuz, taahhüt veriyorsunuz, öyle indirim alabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Yoksa indirim hakkınız falan yok. Bir kampanya. Bağlıyor sizi 12 ay boyunca oraya, benden almak zorundasın diyor. Öyle. Yoksa bütün şirketler aynısını yapıyor. Evet, aynısını yani yapıyor. Telefon şirketi bile yapıyor bunu. Bir şirket indirimi, yoksa özel bir şey değil yani, onu da söyleyeyim ama mutlaka indirimden faydalanın tabii, onu da söyleyeyim. Zafer Güloğlu, Bedri Yalçın, Müjgan Işık, Vildan Çalcıkara. Bu arada Vildan arkadaşımızın da bebeği oldu. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Vatanın milleti hayırlı yani, bir evlat olsun inşallah. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İbrahim Yıldırım, Hasan Kurtoğlu, Hasan Uysal, Muhammed Alkan, Sibel Atasoy meslektaşımız. Mazhar Doğmuş, Halil Öncü meslektaşımız. Ahmet Adil Ünal, Bilal Arıkan, Ramazan Köse, Aşur Boydak, Muzaffer Gökçül, Hasan Baki Uzunoğlu, Ferruh Kalaycı, Mehmet İnce, Süleyman Kavcar, Sabri Seçkin, Salih Can Yetkin, Mustafa Yavuz, Mehmet Akçan, Mehmet Kurtoğlu, Esat Esmeray, Kadir Kaya, Hüseyin Bülbül, Emine Pekoğlu, İsa Emen, Levent İstanbullu, Osman Akay, Filiz Ünlüsoy, Tugay Özen, Atay Uslu vekilimiz yine bizleri izliyormuş. Serkan Çobanoğlu, Ramazan Dalkılıç, Ramazan Şahin, Türkan Erkan, Civaklı, Bayram Talay, Ali Polat, Cem Başaran, Sergio Serkan, Müge Helvacı Şarlak, Mustafa Aydın, Dursun Dalma, İdris Ateşoğlu, Ercan Abacı, Halit Özdemir, Ruhi Beşiktaş, yine bizi izleyen izleyicilerimizin bazıları. Ben Murat'a atayım topu, devam edeceğim ben. Bak Antalya Spor'dan bir çağrı gelmiş. Çiftlere sevgililer gününde maç daveti diyor. Hani 14 Şubat ya, pazara denk geliyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Pazara geliyor. O günde maç var. Nereye gidiyor? Eskişehir'e gidiyor. Eskişehir deplasmanına. Çok güzel bir şehir olduğunu söylüyorlar. Hiç gitmedim ama gitmeyi de planlıyorum. Diyor ki al gel sevgilini diyor maça. Hem orada güzel bir 5 yıldızlı otelde tam konaklama yapıyor. Antalya Spor'dan çağrıya bakar mısınız? Hem de
Maç izleyin diyor, sevginizi konunuzu takın. Farklı bir etkinlik olsun diyor. Öyle güldü, çiçekleri bunlar evet tamam ama bir maça götürün diyor. Bence o heyecanı da yaşamak gerekiyor. Böyle bağırmak, kırmızı, beyaz demek bence güzel bir çağrı olmuş. Değerlendirin sevgililer. Eskişehir'de de, Eskişehir güzel bir şehirmiş. Orada yaşanır diye düşünüyorum. Eskişehir'le olduğum için efendim, evet, gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Konya'dan daha güzel. Bu arada tabii. Konya'dan daha güzel. Garanti veriyorsun. Antalya'dan daha güzel mi? Hadi bakalım. Antalya'dan değil. Emin misin? Arkadaşım çok ben doğduğum değil, doyduğum yere bakarım. Bence Antalya daha güzel. Ya Antalya bana göre de güzel bir şehir ama sadece yani ben bazı yönlerini hiç beğenmediğimi ifade ediyorum ya sürekli. Ya o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Ayrı mı? Ha, genel olarak baktığımızda Eskişehir'e gitmediğim için mantık şu. Söylüyorum. Nerede yaşıyoruz? Antalya'da. Antalya daha güzel o zaman. Tamam. Antalya daha güzel. Nihat Türkeli, Durmuş Alkan, Mesut Kola, Feyzullah Gökçe, Ramazan Şahin, Mustafa Çam, Özcan Sucu Başkanımız, efendim Şükrü Karataç, Yılmaz Çamkesen, Kıtasiyeciler Fotoğrafçılar Odası Başkan Yardımcısı, Zeynel Sarıkaya, Murat Barış, Begüm Aksoy, Kadir Tekin, Güneş Demir, Dursun Dedeoğlu, Aşur Boydak, Şahin Dilek, Mehmet Kurtoğlu da yine bizi izleyen izleyicilerimizin bazıları. En iyi tatil şehri neresi sence? Şehri? Seçilmiş, evet. Türkiye'de mi? Bu fotoğrafı koydum bakarak kopya çekmeyesin diye. Türkiye'de mi? Koydum, evet. Neresi? En iyi tatil şehri Bodrum'dur. Değil işte, gördün mü? Burnumuzun dibinde Alanya seçilmiş. Alanya mı seçilmiş? Antalya'nın Alanya ilçesi, Hollanda'nın ünlü tatil sitesi. Reskrat'ta yapılan oylama da en iyi tatil şehri seçilmiş ama şehir diyorlar tabii. Yani şehir, il değil ki orası ama orada ilçe, şehir diye geçiyor, yaşam alanı olarak geçiyor. Sonuç olarak Antalya seçilmiş yani. Yani evet, Alanya seçilmiş diyelim. Alanyalılar hayır, Alanya seçildi diyorlar, Antalya seçildi demiyorlar. Bu arada Metroloji'den bir uyarı var. Metroloji yaptığı açıklamada vatandaşlar uyarmış. Kuvvetli rüzgarın soba ve gaz zehirlenmesine neden olabileceğini Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya dikkat. Soba yakıyorsanız eğer, evet, dikkat. Ciddi rüzgar olacak. Rüzgar terse gelebilir. Ama ölüm haberleri duymak istemiyoruz. Sevil Kula'ya da selamlarımızı iletelim. Matbaacı Odası'nın genel sekreteri. Evet. Bu arada hemen şunu geçeyim. Buradan bir haber okuyacağım. Sanki kolanın sırrını açıklıyorsun dedi, öldürüldü. Böyle bir haber var. Verebilirleriz arkadaşlarımız da ekrana. En azından görmüş olsunlar. Şöyle bir haberden bahsediyoruz. Antalya'da 35 yaşındaki Erol Yılmaz'ı bıçakla öldürdükleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alınıyor. Araç satımıyla ilgili alana, ilana fiyat konmaması nedeniyle başlayan tartışmaya Yılmaz'ın sanki kolanın sırrını açıklıyorsunuz sözlerinin neden olduğu öne sürülmüş. Bu haberi niye ele aldım? Bir yaşam haberi, bir cinayet haberinden bahsediyoruz. Hani pazarlarda etiket falan koymuyorlar ya pazarcılarımız. İşte burada da aracı satarken üzerine fiyatını yazmamış. Ondan dolayı demiş ki sanki ya kolanın sırrını satıyorsunuz ve aracın üzerine yazın da sizi aramak zorunda kalmayalım. Ya araç kaç paraydı diye sormak zorunda kalmayalım. Yaz arkadaşım demiş. Oradan bir tartışma başlıyor, küfürleşme falan. Hadi diyor gel erkek sen gel karşıma diyor. Öbür de diyor ki ben erkeğim hadi sen gel diyor. Buluşuyorlar ve maalesef bu acı son oluşuyor. Yani pazara geleyim. Ya pazarcılar da artık bu etiketleri koyun değil mi? Orada bir tanesi dese ki ya kolan sırrını mı satıyorsunuz? Koyun fiyat dese. Pazarcının da ters bir gününe denk gelse, hadi lan dese, sen de kimsin, gitişine bak dese falan bir tartışma çıksa. Yani bak küçücük bir etiketin bile, fiyatın bile nelere mal olduğunu. İnsan işte bazen sakin olmuyor demek ki. Demek ki ne yapmamız lazım? Hem kurallara uymamız hem de ya insanları sinirlendirecek pek çok olaydan da kaçınmamız gerekiyor. Antalya'da PKK operasyonu gerçekleşmiş, 25 kişi gözaltında. Bu arada biz Antalya mı güzel, Konya mı güzel, Eskişehir mi güzel dedik. Ayhan Tuncer abimiz de diyor ki vatanımızın her bir köşesi güzel, hatta Eskişehir Konya'da dahil demiş. Dahil. Her yer güzel, kesinlikle. Ben Diyarbakır'a gitmiştim. Çok güzel bir şehir ama özellikle Sur ilçesi, yani tarihi mekanlarıyla ünlü bir yer. Hele o surlara çıkıp çay içmek muazzam bir atmosfer. On Gözlü Köprü'den geçmek çok güzel ama şimdi Allah kahretmesin diyeyim. İşte orada sıkıntılar var. İnşallah aşılacak. Zaten bir yerde biliyorsunuz operasyonlara bitti. Şimdi devam eden Cizre'de yerler bitti. Var. Cizre'de bitti. Diğer yerde devam ediyor. Antalya'da 25 kişi gözaltına alınmış. Neden? Biliyorsunuz bir şeyler yakıldı falan. Bir şeyler çaldılar falan. Polis aracını taş attılar falan. Yani yakmak istediler. Onlarla ilgili bildiğimiz kadarıyla polis önce bekliyor. Görüntüye kaydediyor.
Diyor ki ben sizi alacağım. Siz yapın bunları diyor. Tespit ediyor. Gidiyor evlerinden. Onları alıp geliyor. Ondan sonra da içeriye. Tabii neymiş? Çoğu 18 yaşından küçük 25 şüpheli. Yazık ya, çocuklarımıza sahip çıkalım aileler. Yani bu çocukların aileleri var değil mi? Ne gerek var? Çocuklarınız yazık böyle mi yetişsin istiyorsunuz? Devlet düşmanı mı olsunlar? Neyin uğruna? Ne demişti Vehbi Koç vasiyetinde? Bir çorabı bile götüremeyeceğiz bu dünyadan değil mi? Ayağına çorap giydirmesini istemişti. 2 gündür anlatıyorum. Ancak evladına da nasihat bırakmıştı. Neyi götüreceksiniz bu dünyadan? Yazık günah, evlat acısı yaşayacaksınız. İşte onlar gördüğünüz gibi karakollarda şimdi belki de. Neyse, çok da üzerinde durmak gerekmiyor efendim. Emre diyor ki toparlayalım. Toparlayalım mı Emre? Çok dağılmayalım değil mi? Dağıldık biraz. Bu arada Profesör Doktor Ömür Taşkın'a görevi kötüye kullanmaktan ceza gelmiş bir tıp haberinden bahsediyoruz. İcbar suretiyle diyor. Yani işte kötüye kullanma, hemen icbar nedir diye baktığımızda burada da çıkıyor. Zorlama anlamında, zorlama iddiasıyla kadın doğum uzmanından bahsedilmiş. Böyle bir haber geçmiş. Tıp doktorlarımız, uzmanlarımız, gözünüzü seveyim. Özellikle bu zaten şeyle ilgili, al şimdi biliyorsun devlet bir yasa çıkardı, şunu da geçeyim. Devlet bir karar çıkarttı. Dedi ki sezeryan olmaması gerekiyor. Yasaklıyorum sezeryanı dedi. Maşallah hiçbir eksilme yok. Aksine artma var bildiğim kadarıyla sezeryanda. Kadınlar da istiyor. Canları yanmadan doğum yapmak istiyorlar galiba ama bunun gereksinimi olması gerekiyor. Yani tabii hayati... Sezeryanla doğumun da riskleri var biliyorsun. Bir sonraki doğum için tehlike. 3 tane. Yani 3 çocukla ilgili problem yok. 4. de bildiğim kadarıyla sezeryanla doğum olmuyor diye biliyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada en sağlıklı doğum normal doğumdur. Fakat özel hastanelerin çok ciddi anlamda sezeryan, yani farklı mazeretler üreterek sezeryana teşvik ettiği yönünde de. Çünkü daha yüksek miktarlarda biliyorsunuz kazanç elde ediyorlar. O da devletin tabii yeni kısıtlamaları falan söz konusu. Devlet de takip ediyor onları. Ama burada esas iş kime düşüyor? Tabii ki kadınlara düşüyor. En rahat doğumu yapmak istiyorlar onlar da ama en sağlıklı doğum daha önemli. Buradan kadınlara da seslenmiş olalım. Sonuçta hem paranız cebinizde kalsın hem de sağlığınız diyelim. Evet, toparladık. Fotoğraflar bölümüne geçeyim. Bir tane fotoğraf göstereyim istiyorum. Şeyi bir gösterseydin ya. Bu arada, Demre'den geleni. Nereden geleni? Demre'den. Hemen attım buluyorum müsaadenle. Nereden atmıştın sen bana onu? Facebook'tan attım. Facebook'tan atmıştın. Hemen şuradan bakayım. Tekrar atayım mı? Bulmaya çalışayım. Bu arada... Şifrelerine bakmayın, şifrelerine bakmayın. Canlı yayında şifre girelim. Yanlış girdim. O fotoğrafı özellikle göstermek istiyoruz da ondan dolayı istiyorsun sen de. Evet, evet. Hemen geçen gün bir özel fotoğraf göndermiştin. Geçen gün bir fotoğraf yayınlamıştık Demre'den. Hemen Yalçın neredesin? Bak oho, bir dünya bak geçti. Evet, şuradasın. Burada bir geçtin mi? Geçtim. Evet. Gördüğünüz gibi verebiliriz. Yayına verebiliriz. Geçen gün biliyorsunuz bu tabela yolun şuradaydı. Kaldırımın ortasındaydı. İşte betonlar burada hala belli. Şurada, şurası. Betonlar şurada. Buradaydı. Bize dedik ki, ya burada bir yanlışlık var. Vatandaş nereden geçecek? Yolu kapatmışsınız dedik. Bizim çağrımızı duymuşlar, sağ olsunlar. Büyükşehir Belediyesi Demre Koordinatörü hemen harekete geçmiş. Evet, biz yanlış yaptık demiş ve tabelayı yan tarafa kaldırmış. Böylece vatandaşların da önünü açmış oldular. Tebrik ediyoruz kendilerini tabii de. Keşke şuradan, baştan yapsaydı. Aynen, dediğin doğru. Ama olsun. Yanlışın neresinden dönülse kârdır. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Hemen şuradan diğer görüntüye geçeceğim. Şu görüntüyü göstereyim. Sonra programımızı kapatacağız. Bu geçen gün Murat bahsetmişti. Eve çevirmişler diye. Bahsetmiştim. Bu tramvay duraklarındaki mevcut manzaramız. Yani turizm şehri Antalya'dan bahsediyoruz değil mi? Turistler de bu toplu taşıma aracını kullanacaklar. Ya tabii burada güvenlik görevlilerinin eşyaları, doğal olarak onlar da işte yemek yiyecekler, üşüyorlar bir şeyleri, yaşam alanına çevirmişler orayı. Ancak ben bu güvenlik görevlilerinin orada, ki bu kartlı geçiş sistemi tamamlandığı takdirde eğer ki, bana göre artık serbest biniş olması gerekiyor yurt dışındaki gibi. Yani direkt artık duraklar falan, daha doğrusu işte bu güvenlik görevlileri ve turnikelerin kaldırılıp insanlar durağa gelip direkt binmeliler. Varsa kartı basmalılar. Varsa abonmanlıkları devam etmeleri, yani yıllık ücret ödemeleri neyse işte.
Burada da artık sivil denetimciler devreye girmeli top taşıma araçlarının içerisinde. Kart geçmeyenleri veya işte kart geçti mi geçmedi mi hemen bakmalı, abonman mı var, geçti mi geçmedi mi, orada denetlemeli. Denetlediğinde de eğer kartını geçmediyse, ücretini geçmediyse veya abonmanı yoksa da yüksek cezalar vermeli. Böylece bu güvenlik görevlilerinin de özellikle raylı sistemde bulunan dünya kadar güvenlik görevlisi var. Gece 12'ye 1'e kadar çocuklar bekliyorlar yazık bildiğim kadarıyla. Bunların da hem daha iyi bir ortamda görevlendirilmesi hem de bu tür görüntülerin oluşmaması için görüyorsunuz durağın içerisinde poşetler falan askılar asmışlar. Onlar haklı mı bilmiyorum ama bu doğru bir görüntü değil. Bunun bir kere kaldırılması gibi. Bir kez daha verelim, programımızı kapatalım madem ondan sonra. Şu görüntü bir kez daha verebilecek miyiz? En azından izlemeyen izleyicilerimiz varsa görmüş olsunlar. Bu çoğu duraklarda olmaya başladı. Şunlardan bahsediyoruz tabii ki. Buralara çünkü turizm şehri Antalya'da bunlar yakışmıyor diyelim. Küçük bir detay olabilir ama küçük detaylar büyük biliyorsunuz. Çerçevede baktığımızda büyük sorunların da ince parça soruyor. Bu arada bunları ben de bir şuradan hemen son bulayım. Son kez bakalım gelen mesajlar varsa. Gelen mesajdan kim bu arada ziyade kazandı onu da söyleyelim. Şöyle. Hemen yenileyelim tabii ki de sayfamızı. Bu arada sevgili izleyiciler, 19 Şubat Cuma önümüzdeki hafta bugün Türk Kadınlar Konseyi Derneği Antalya Şubesi tarafından cezaevinde yapılacak olan ahşap atölyesi için bayanlara meslek ve eğitim olanakları sağlamak amacıyla yardım yemeği düzenlenecek. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet, aynı zamanda cezaevinde meslek edinmeleri ve onların ahşap atölyesi açılacak. Buradaki ekipmanı alabilmek için bir yemek tertip edilecek. Çok güzel. Ve önümüzdeki Cuma'da Hatice Gülşat Demirbilek var. Sosyal güvenlik uzmanı. Altizir Antalya Şubesi sosyal güvenlik uzmanı gelecek. Ve Cuma günü sosyal güvenlikle ilgili sorularınızı cevaplayacak. Önümüzdeki Cuma. Onu da söyleyelim madem gelmişken. Son olarak, bir diğer bir kadın girişimciden bahsettik. Son olarak ben de çarşamba akşamı 90'lar konserine gitmiştim. Onunla ilgili bir iki kelam edeyim. Muhteşem bir konser oldu. Hani normalde konsere gidersiniz. Açık hava tiyatrolarında konsere gidersiniz. Bir saat, bir saat 15 dakikadır. İki saati geçik sürdü. Yani sabaha kadar sürse inanın o salon boşalmazdı. Tıklım tıklım doluydu. Millet oturacak yer bulamadı. Aralara oturmak zorunda kaldı. Öylesine doluydu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzeldi gerçekten. 70'ler, 80'ler ve 90'lar yapıldı. Dün de başka bir etkinlik vardı. Kepez Belediyesi'ne ve orada emeği geçenlere konserler için teşekkür ediyorum. Evet. Hemen köşe yazarlarında okuyup son bileti kazanını da söyleyelim. Programımıza bakalım. Öldüren selfie demiş Yusuf Katra Son Haber Gazetesi'nde. En değerli anıları ölümsüzleştirmek. Bu arada bazen biliyorsunuz ağzım içinde bir yara var. Konuşmama izin vermiyor. Cümle kuramıyorum gerçekten. En değerli anları ölümsüzleştirmektir fotoğraf çekmek, çektirmek demiş. Eskiden çok zordu bu. İlla ki makine gerekiyordu. Şimdi cep telefonu yeterli oluyor demiş. Yusuf Katra Son Haber Gazetesi'nde, İleri Gazetesi'nde Okan Dilek demiş ki leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah'ım demiş. Böyle bir başlık atmış. İlginç. Ülkemiz insanının istediği tek şey hiçbir ülkeye özenmeden rahat ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmesinden başka şey değil midir diye de devam etmiş. Atatürk posteri ve CHP demiş Eyüp Koçak Son Haber Gazetesi'nde. CHP Genel Merkezi şu sıralar Atatürk posteri ile yatıyor, kalkıyor demiş. O meseleye değinmiş. Okumuyoruz, sorgulamıyoruz demiş. Bugünlük bölümünde Ömer Ali Yetkin okuma alışkanlığından bahsetmiş. Ölüm bu kadar normal mi demiş Antalya Gazetesi'nde Hasan Yavaşlar. Evinin penceresindeki camdan bakınca, Orta Doğu'yu televizyon camına bakınca Paris'i izleyen bir toplum olduk. Harbiden de gerçekten öyle olduk diyeyim. Bunu da okuyayım, sana döneyim. Ali Orhan demiş ki 2B hayalleri demiş. Biz hala gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal projesinin peşindeyiz. Milleti uyutanları sayfalara taşımaya devam edelim demiş. Birilerini yine taşımış, Aksu bölgesine doğru gitmiş. Yeni Yüzyıl gazetesinde Sayın Seyirci, yani Murat Seyirci demiş ki uygulayacak kadın erkek yiğitler aranıyor. İki. Birini sen dün okudun mu yoksa? Çarşamba günüydü o. Çarşamba günü müydü? İkinci yazımda da neyi uygulayacak bu yiğitler diye soracaksınız. Biraz cesaret, biraz talimat, biraz Antalya sevdası. İşte kaldığı yerden uygulaması hayaller. Antalya'da uyulması gereken yasaklar yönetmeliği demiş
devam etmiş. H-I-J-K-L-M maddeleri çok sıralamış efendim. Bitti mi? Köşe yazar bitti mi senin? Hemen şu. Bana bir tek kendini verdin. Yok, bunları da vermiştim. Öyle mi? Şunlar da o kadar. diğer gazetecilerimiz de. Manşet gazetesinde Yunus Erdoğan. Ne çok hainimiz varmış meğer. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü örgütün saldırısında şehit oldu Ervedat Dolançay. Aslen Vanlıydı ama Bodrum'daki bir dalış merkezinde çalışıyor ve amatör küme takımlarından birinde futbol oynuyordu demiş ve devam etmiş. Gerçek gazetesi İbrahim Akkaya. Başınızı kuma sokmayın. Toplu ulaşım Antalya'nın gündeminin öncelikli konusu. Bir yandan kart kuyrukları, diğer yandan eski kartların içinde paraların durumu demiş ve devam etmiş. Ben de bununla ilgili bir yazı yazdım. Bazı belgeleri yayınladım. Okumanızı tavsiye ederim. O belgeleri de bir bakın, göz atın. Kim haklı, kim haksız kararı siz verin. Gündem gazetesinden Cengiz Savaşer'i. Ot kökün üstünde biter. Son yıllardaki gelişmelere bakınca asıl şaşmaz, bal kokmaz atasözünün ne kadar doğru olduğu ispatlanmış olur. Gazetelerde çıkan haberlere ve TV programlarındaki insan manzaralarına bakınca toplumun ne kadar yozlaştığını, ahlak ölçülerinin yok olduğunu ve en önemlisi Allah korkusunun artık yavaş yavaş kaybolduğunu görmekteyiz demiş ve devamını gerçekleştirmiş, getirmiş. Evet, Serpil Seçkin günaydın Akidişler demiş. Böyle bir mesaj göndermiş diyelim ve hemen biletikimi almış Süleyman Kavçar. Son bir atak yapıyor ve mesajı gönderiyor. İyi günler diyerek Süleyman Kavçar bugünkü talihimiz olsun. Son mesajımıza cevap verdiği için, daha doğrusu paylaşımımıza mesaj yazdığı için bakalım. İki kişilik bir sinema biletini aldı diyoruz. Kapanış yapıyoruz. Evet. Aldım acaba? Bakayım. Hemen arkasında biri yazdı mı? Var mı? Ben de öyle gözüküyor. Sen de oradan kontrol et. İyi, ben kapanış yapayım. Sen ondan sonra istersen devam et, olur mu? Bak gördün mü? Arkasına gelmiş işte. Kim? Naci Eren Aydın, bak yarasın gelmiş. Öyle mi? Vallahi ya, ne yapalım işte. Son anda bir atak daha geldi. Ya. Hemen veriyordun yani. Hak eden kazanıyor. Çalışan işte, kazanıyor değil mi? Bu ülkede son bir atak geldi. Gerekiyor. Evet. Önümüzdeki hafta. Bugün cuma tabii. İki gün dinleneceğiz. Cumartesi olmasıyla ilgili de, program cumartesi olmasıyla ilgili de bir talep olduğuyla ilgili ciddi bir bize baskı var. Yapın diyorlar. Cumartesi yapıp yapmayacağımız konusunda karar vermiş değiliz ama 15 günde bir çıkar mıyız? Öyle bir niyet var, bakalım yayıncı inşallah. Yayıncı arkadaşları da mutlaka yayında ve yapımda emeği geçenleri de düşünmemiz gerekiyor. Evet, özellikle. Onların da durumlarını düşünmemiz gerekiyor. Onlar da iki gün sabahları biraz dinlenme fırsatı buluyorlar en azından. Buluyorlar, evet. Ama onlar da düşüneceğiz. Eline boyuna dikine düşünecek Murat, ben düşünmeyeceğim. Benim yerime Murat düşünür. Diyelim ve pazar günü sevgililer günü. Evet, şimdiden tüm sevgililerin sevgililer gününü kutluyoruz. Ve pazartesi görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevginiz eksik olmasın, sevginiz yanınızda olsun. Hayata sevgiyle bakın, hayata güzel bakın. Terörden uzak bir ülkemiz olsun. Kazadan, cezadan uzak bir günümüz olsun. Değil mi? Güzel bir hafta sonu geçirin. Alın sevginizi, sevdiğinizi kolunuza. Yoksa sevgininiz, alın annenizi kolunuza. O da sizin sevginiz, o da sizin canınız. Yani sevgililer günü demek sadece illa yanımıza partnerimiz. Yani direkt olarak sevdiğimiz insan olarak algılayalım. Aşık olduğumuz insan olarak algılamayalım. Değil mi? Sevgililer günü önemli. Hadi sevgimizi gösterelim. Bizim için bu başlangıç olsun. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevginizi ve saygınızı kaybetmeyen çok yıllara. Önemli. İnşallah. Hoşçakalın. Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya sona erdi.